Benim Diyorum bildiğim ben. Celal Şengör konuşmaktan yorulmaz. Muhabbet Hayır, hoşunuza ben. gittiyse en netameli mevzuyla kapatmak istiyorum. Orayı konuşasın var. Şu inançlarla bilim işi arasındaki ilişkiye dair şöyle bir söyleminizi görüyorum. Yani mesela özellikle içinde yaşadığımız ülke itibariyle İslam inancı ve genel olarak da dünyada kurumsal inançlar, dinler bilimi geri bırakıyor. Bir şekilde bilgiyle çelişiyor. Şimdi bir taraftan da bir programda Fatih Altaylı'yla olan programımızda mesela galiba İlber Hoca ile beraber de Beytül Hikme'den dem vurduğunuzu gördüm. Mesela o dönemde yapılan çalışmalar, biraz böyle altın çağı modeli bir hikayeler var. Şimdi o dönemde mesela pek bilgiye engel olmamış gibi gözüküyor dini durumlar. Ama birçok yerde de bunun örneklerini görüyoruz. Şimdi ben kendi özelimde bunu şöyle söyleyeyim. Ben dini inançları olan bir insanım. Ama aynı zamanda mesela evrim konusunda da çok rahatlıkla çalışıp bunu da bütün Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorum. Çok önemli bir bilgi eksiğimiz var çünkü. Fakat sıklıkla karşımıza gelen ya o ya bu kardeşim ikisi birden olmaz gibi bir kafa var. Bir siz burada ne düşünüyorsunuz? Yani inançlı bir insan bilimi anlayamaz mı? Yani şöyle bir formül olabiliyor mu? Öyle bir şey yok. Yani Allah yaptı istediği gibi yaptı ben de araştırdım buldum falan demekte herhalde bir sorun yok gibi. Ya benim çok can ciğer dostum, hocam bir yerde. Xavier Le Pichon. Dindar arkadaşlarınızın Koyu olduğunu biliyorum. Evet. bir Katolik. Hem öyle ki yani Xavier'in bir öğrencisi vardı, Selin Gal. Onun ben doktora jürisine çağrıldım. Çok tatlı bir kızcağızdı. İşte Marsilya'da Marsilya Üniversitesi'nde doktora şey yapıldı. Tesadüf abi. Geldi Paskalya'ya. Değil mi? Tam Paskalya hafta sonu. Biz kızı imtihan ettik. Şahane. Geçti falan. Çok. Hayda dediler. Şimdi parti yapacağız. İşte şaraplar getirilmiş bilmem ne. Baktım Xavier paltosunu giyiyor. Dedim patron hayrola. Dedi benim dönmem lazım. Niye dedim? Medevva religieux. Dedim dedi dini görevlerim. Dedim Xavier. Dedim Paskalya her sene oluyor. Bu kız dedim hayatında bir daha doktor olacak. Ve dedim sen dedim yani 20. yüzyılın ilahlarından birisin la jeolojide. Aa tut hayır. Çekti gitti iyi mi abi? Ama aranız Ama bu bozulmamıştır adam herhalde. yok diye. Bu adamın yani katkıları bir kere levha tektoniğini yani 20. yüzyıldaki en büyük bilimsel devrimi yaratanlardan biri bu. Aynı zamanda mesela Türkiye'ye yaptığı hizmetler bu Kuzey Anadolu Fayı, Marmara Denizi'nin incelenmesi falan. Hepsinin başında bu adam aslında. Paraları bu buldu bilmem ne yaptı falan filan. Şimdi ama koyu dinde. Sizin Başka bir hiçbir örnek dini, bizim Erdoğan hiçbir... abi. Bak beni işe alan dekanımız. Benim çok sevdiğim bir insandır Erdoğan abi. Erdoğan abi kardeşim her kandil annemi arar. Annem öldü. Şimdi Erdoğan abi cenazeye geldi. Bana dedi ki bak dedi şimdi Gülen Hanım nurlar içinde yatsın dedi. Vefat etti dedi. Şimdi dedi sen beni arayacaksın. Dedim abi dalga mı geçiyorsun? Dedim ben bunlara inanan bir adam değilim böyle bir saçma sapan. Yok dedi. Bu dedi bizim kültürümüzün bir parçası. Dedim sen istiyorsan peki dedim. Ben bugün her kandil, her bayram Erdoğan abi arar. Baha O da amca son örneğinde derece olduğu gibi. memnun oluyor. Evet. O da son derece memnun oluyor. Şimdi Erdoğan abi kardeşim inançlı bir adam. İyi bir bilim adamı. Şahane bir bilim yöneticisi. Şahaneydi yani dekan. Ama Yalnız şöyle yani bir... yalnız bilimin önüne bilimle dini çakıştırmamak lazım kafada. Çok doğru. O çok çok önemli. Bir hissiyatım var. Onu paylaşmak isterim. Şimdi Celal Şengör'ü dışarıdan da görsen, işte bu düzeyde muhabbet de etsem ve tanıştığımız ortak insanların da beyanlarını ekliyorum buna. Tutkulu yaşayan bir insan. Yani işte çok mevzu oldu işte dışkımın tadına baktım dediğinizde falan filan Evet. böyle hikayeler döndü ya ortada. Yani hayatı bu kadar yüksek çözünürlükle yaşama azmi olan böyle tutkulu bir insan var. Ve benim kafamda şey tam bir resim oturmuyor. Yani Celal Şengör tamamen inançsız mıdır gerçekten? Böyle herhangi bir nedenine dair bir düşüncesi hiç yok mudur? Yani şöyle diyeyim. Şunu da ekleyeyim mi hocam? Tabii. Evrimsel olarak bir şey var ya bizde. Hani bir akıl dediğimiz sistem bir şeyi bir şeye bağlamaya gerektiriyor. Nedensel gitmeye çalışıyor falan. Ya bunun sonucunda bir sebeplerin sebebi merakı hep oluyor. Felsefede oradan çıkıyor. Sizde hiç mi olmadı böyle bir şey? Hayır, olmaz olur mu? Ama ben merakımı yalan söyleyerek tatmin etmek niyetinde değilim. Şunu söyleyeyim. Çok doğru bunu anlıyorum ama yok da biraz kestirme değil mi? Yani Hayır. mesela Şunu söyleyeyim. yokun ispatı Pamuk zor ya. bu dünyayı pamuk prenses ve yedi cüceler yarattı. Dine olsun. Ama tabii yani bu düzeyde sormadığımı anlıyorsunuz. Şey demek istiyorum.
Yani böyle mesela işte bir A B etkileşiminden C olan bir kimyasal reaksiyonda bakıyorsunuz, bu bunun sebebidir falan diye gidiyorsunuz. Sonra onun öncül sebepleri Big Bang'e kadar gidiyorsunuz, bir şeyler oluyor. Ya sonra da burada işte Lorentz'in çekerini ya da ne diyordunuz siz, Lorentz'in neydi? Çıkrık, Lorentz ha çıkrık, bu çıkrık güzelmiş, ben bunu kullanacağım. Lorentz çıkrığını oluşturan bir sistem görüyorsunuz mesela, ya da işte çıkrığı. zihnimiz bir şekilde bu sistemi algılıyor. Şimdi bütün buna baktığımızda bir de şeyi ekleyin. Siz mesela teorik matematik vesaire konusunda da bilgisi olan bir insansınız. Hani çok boyutlu bir evrende yaşama, bunun 4 boyutlu uzay zamanını algılama, 11 boyutlu olma bilmem falan gibi Değil mi? algımızın ötesindesin. David Deutsch gibi bir adamı düşün. Yani Mesela. değil mi? Bir sürü evren var diyor falan. Mesela Ama yani bütün bu ne? olasılıkların içinde, yani Celal Tabii Şengör kafada bir şey... falan gibi değil. Peki Celal Yani Şengör bunlar kafada bir şey bırakıyor mu, onu merak ediyorum. Yani yarın bir gün hani böyle bir durumda çıkarsa, hani bir sebebi bulunursa, ben de belki bir böyle büyük plan görebilirim falan gibi bir açık kapı bırakıyor musunuz zihninizde, yoksa ben bunlarla hayır yani uğraşmam. sebepler bulunabilir. Sebepler bulunabilir ama şimdi bir nihai sebep çok mantıksız. Çünkü o zaman onun sebebi ne? Anlatabiliyor muyum? Yani o sonsuza çekiyor. Ve Doğru. o zaman tabii aklına Anaximandros'un apeironu geliyor. Ya hocam Yani tek millet çözüm bu değil ki. Ya mesela bir panteist düşünce var işte. Pan-universal diyeceğim. Burada ne varsa Tanrı odur falan gibi. Yani bu bütüncül ama sisteme. yani o zaman lüzumsuz bir şey bu. Yani bu şeye uymuyor. Basitlik prensibine. Yani burada ne varsa var işte. E canım bir de buna ayrıca tanıdığım ne manası? Yani ne kazandırıyor? Hiç. Sıradan insana tırnak içinde benim gibi normal insanlara bir rahatlık sağlıyor. Yani O kafada başka böyle dava. bir O şey var başka olsun. dava. Bak benim çok yakın bir dostum vardı. Burada ismini vermeyeyim. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Hem de bir hanım bu. Yani çocukluktan beri arkadaş. Viyana'da okumuş bilmem ne yapmış. Bir gün ben bunlara gittim. Kapıyı çaldım. Bu açtı. Ah bir baktım. Örtülü falan. Ne hal? Kız bu ne hal dedim. Namaz kılıyordum. Anlamadım. Dedim. Niye dedim. Rahat ediyorum. O zaman dedim itiraz diyecek laf kalmadı. O zaman dedim helal olsun istediğini yap dedim. Madem rahat ediyorsun yap abi. Çünkü ben bu kızı tanıyorum. Zehir gibi akıllı bir kız. Yani bir sürü adam gibi iş yapıyor. Peki Ya bak rahat ediyorsun. Celal Şengör'ün var mı böyle ritüelleri? Yani dini değil ama böyle rahatlamak Hayır. için yaptığı Hiçbir şey. meditasyon tarzı falan bir şeyler. Hayır. Hiç mi? Acaba Benim Asperger yaptığım avantajı en mı büyük deyince? meditasyon abi. Belli bir konuda yorulduğum zaman başka bir konuya geçiyorum. Evet. Mesela bu güzel bir meditasyon aslında. Attention switching. Yani Tık tık. normal jeoloji yaparken baktım yoruluyorum. Hadi biraz bilim tarihi yap.